Bugün sağlıklı yaşama dair bir takım detayları konuşuyor olacağız. Değerli bir doktor, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı, doçent doktor Nuri Haksever. Hocam merhaba, yayınımıza hoş Merhabalar. geldiniz. Allah şükür sağlıklıyım diyecektir. Neden? Korkuda yaşayan bir insan sağlıklı diyemeyiz. Başı ağrımıyorsa, yani şikayeti yoksa kendisini sağlıklı diyecektir. Ateşin çıkması bir bireyde istenilen bir şeydir. Kalp hastalıklarında, tansiyonda da D vitamini çok önemli. O yüzden kan taneleri bir avantajdır. Ama daha avantajlısı kişinin geçmiş yaşantısının sorgulanmasıdır. Check-up yaptırdığınız kan taneleri her şey normal çıktı. Sapasağlamsız demek değil, kötü haber. Bunların hepsi birer risk faktörüdür. Viral enfeksiyonlarda, bu koronavirüs gibi virüs enfeksiyonlarında ateşin çıkması doğal. Üniversite TV ekranlarından herkese merhabalar. Yine bir canlı yayınla karşınızdayız. Bugün sağlıklı yaşama dair bir takım detayları konuşuyor olacağız. Kiminle? Değerli bir doktor, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı, doçent doktor Nuri Haksever canlı yayın konuğum. Hocam merhaba, yayınımıza hoş Merhabalar. geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl keyfiniz? Vallahi harika. Sizinkisi. Bizim de harika. Sizinle aylar önce bir yayın yapmıştık. Doğru. Tekrardan bir yayın yapmak üzere bugün sizinle program yaptığımız için çok çok mutluyuz. Ben ve bütün Üniversite TV ekibi adına bunu da paylaşmak isterim. Hocam, bugünkü Teşekkürler. konumuz aslında biraz sağlıklı yaşama dair bir takım ipuçlarını ve bir takım farklı detayları konuşuyor olacağız sizinle. Buyurun lütfen. Hani belki bir sağlık tarifini yaparak başlayabiliriz. Ne dersiniz? Mikrofon Tabii sizde. ki doğru, uygun olur. Şöyle söyleyeyim. Yani sokaktaki bir insanı çevirip sorsanız sen sağlıklı mısın değil misin diye Allah şükür sağlıklıyım diyecektir. Neden? Şeker hastalığı olsa bile ya da tansiyon olsa bile ya da herhangi bir hastalığı olsa bile eğer o an için onu rahatsız eden bir şikayet yoksa Allah şükür sağlıklıyım diyecek. Mesela şekeri belki 120-150 ya da tansiyonu o an 14-15-16 hiç önemli değil. Başı ağrımıyorsa yani şikayeti yoksa kendisini sağlıklı diyecektir. Ve insanların %90'ı kendisini şikayeti yoksa sağlıklı zannediyor. Bu çok büyük bir hata. Oysa sağlıklı olmak şikayetin olmaması demek değildir. Tabii ki şikayet olsun ama ya da olmasın ama fark etmiyor bizim için. Bizim için önemli olan şey şu. İlk önce beden olarak yani gördüğümüz et kemik dediğimiz kısmın tabii ki bir şikayetin olmaması, iyilik hali içinde olması önemli. Ama bu sadece yeterli değil. Ruhsal olarak da iyi olmamız gerekiyor. Yani buluttan nem kapan birçok insan var. Şimdi buluttan nem kapan bir insana biz sağlıklı diyemeyiz. En ufak bir telefon çalsa ya da kapı çalsa korkuyla irkilen insanlar var. Bunlara biz sağlıklı diyemeyiz. Ya da televizyonda bir haber seyrediyor. Mesela koronavirüs şöyle oldu diye artık adam yatıyor kalkıyor koronavirüs korkusuyla yaşıyor. Korkuyla yaşayan bir insan sağlıklı diyemeyiz. Hocam Dolayısıyla çok duygu. güzel bir noktaya değindiniz. Özür dileyerek bölüyorum ama hani son dönemde de şimdi tabii hem yayınlar hem de yayın dışında bir takım stüdyo dışındaki bir takım yayınlar içerisinde de farklı farklı insan gruplarının içerisine de giriyoruz ve hani genel olarak gözlemim şu, çok ciddi anlamda hala kendini hani izole eden, eve kapatan bir takım insanlar da var ve çok ciddi psikolojik sorunlar yaşıyorlar. Dolayısıyla Çok hani doğru. evet son bir Onlar yıldır hani bir kendileri yıl mahkemeye aşkın var bir süredir. başvurmuşlar diyorum. Hakimden ömür boyu müebbet hapis cezası çıkartmışlar kendilerine. Hayatın anlamı nedir? Gerçekten de Bakın. öyle. Şimdi bir geminiz olduğunu varsayalım ya da bir yatınız olduğunu düşünelim. Yani siz bu büyüklüğünü kendiniz. Gemicik de olabilir, çok büyük bir gemi de olabilir. Siz büyüklüğünü siz kendiniz karar verin. Bu gemi limanda kalmak için yapılmıştır. Yani dört tarafı çevrili,
iş dalgaların gelmediği, dalga kıranın olduğu bir ortamda geminiz olsa ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok. Gemi nedir? Gemi Çok denizde de güzel okyanuslara çıkmak anlattın. için. Yani bir hedef koyarsınız kendinize, bilinmeyene doğru yol açarsınız. Yani belki ölmeye gideceksiniz, belki dönmeyeceksiniz. Belki sizi nelerin beklediğini bilmiyorsunuz. Belki sahip olduklarınızdan daha kötü şeylere gideceksiniz. Bilmiyoruz. Ama işte aslında yaşam bu. Yaşamı yaşamak isteyen kişi evinde kendisini hapsederse, ya sokağa çıkarsam başıma taş düşerse, ya bana bir araba çarparsa, işte denize girersem boğulursam, uçağa binersem düşerse, işte şuraya yürürsem ayağım takılırsa, yani böyle bir hayat olabilir mi? Bunu oturup Çok doğru herkesin dediniz. Belki bedensel olarak net bir konuşması. sağlıklı olmaya koşullanmış bir zihinle aslında böyle yaklaşıyorlar. Ama bir yandan da mental ve ruhsal olarak çok ciddi aslında hastalıkların da temeli atılmış oluyor. Dolayısıyla buradaki dengeyi kurmak çok çok önemli. Evet. O yüzden sağlıklı insan kime diyeceğiz? Yani bu tür insan sağlıklı mıdır? Bir de bir kısmı daha var. Üçüncü kısım sosyal yönden iyi olma halidir. Sosyal yönden iyi olma hali insanların birbiriyle ilişkilerini ve ekonomik durumunu da içerir. Yani bir kişinin ekonomik durumu iyi değilse, ne bileyim bir hobisi yoksa, sanatla ilgilenmiyorsa, sadece yaşam mücadelesi veriyorsa, yani karnını doyurmak için ya da evin kirasını yaşamak için ödemek için işle ev arasında gidip geliyorsa, o kişinin de sağlıklı olduğunu söylemek mümkün değildir. Sağlıklı olan kişi eşiyle dostuyla görüşür. Büyüklerinin bayramlarda, seyranlarda gider elini öper. Efendim söyleyeyim, küçüklerini gözlerinden öper. Yani insanlar iç içedir. Arkadaşlar birbirine sarılır. İşte birbirini sevenler birbirine dans eder. Otururlar, sohbet ederler bir ateşin çevresinde, kahkaha atarlar. Eğer bunlar yoksa biz o zaman gene sağlığın olduğundan bahsedemeyiz. O yüzden aslında Çok güzel. sağlıklı olmak birçok yönden iyi olma halidir. Çok çok güzel örneklediniz hocam. Tabii hani bu sarılma ve öpüşme kısmı her ne kadar son bir yıldır hayatımızda minimum olsa da bunun yerine yapılabilecek başka başka şeyler de var. Çok çok güzel söylediniz. Hani hiçbir şey yapamıyorsak aslında hani çıkıp bir şekilde yürüyebilmek ya da hayatın içerisinde farklı yerlerde olabilmek, mevcut hobilerimizi belki fiziksel kısıtlar sebebiyle yapamıyor olsak bile bir takım belki yeni hobiler de geliştirilebilir. Dolayısıyla o kadar güzel bir noktaya değindiniz ki hani Şöyle insanlar söyleyeyim sağlıklı size. kalabilmek adına bir fanusa kapatmış durumda kendini ama diğer taraftan da çok ciddi başka başka sebeplerle hayatın aslında yeni hastalıkları çağırıyor belki ve bunun da farkında değil. İşte insanlar sağlıklı olmak zannederlerken bedensel olarak hani hastalanmamak. Tabii ki ben insanların bu korkusunu anlıyorum ama anlamam onların hayatlarını yaşamasını sağlamıyor ki. Onlar kendi hayatlarını yaşamayı kendileri engelliyorlar ve hiçbir şey çözüm getirmiyorlar esasında. 20 yıl kadar önce diye yanılmıyorsam ben bilim kurgu filmleri de severim. Hani geleceği insanlar nasıl resmediyor? Neyi düşünüyorlar? Yani vizyon sahibi olmak için gelecekle ilgili bir takım donelere sahip olmak lazım. Ve o filmlerde şöyle sahneler gördüm. İnsanlar birbirinden soğuk, birbiriyle sarılmıyorlar. Birbirine sadece uzaktan böyle el işareti yapıyorlar. Ya da kadın erkek birbiriyle sarılmıyor, öpüşmüyor bile. Yani çocuk sahibi olacakları zaman devlete başvuruyorlar. Devlet bunları inceliyor. Sen erkek olarak evet baba olabilirsin. Sen kadın olarak evet anne olabilirsin. O zaman gene beraber olmuyorlar. Anneden yumurta, erkekten sperm alınıyor. Bunlar dışarıda dölleniyor. Ve çocuğun üzerinde annenin babanın söz sahibi olma hakkı yok. Çocuğu devlet olarak kimse o filmlerde de kimin olduğu belli değil. Yani hangi güç bu çocukları büyütüyor? Hangi güç insanlara emir veriyor belli değil. Bir güç çocukları büyütüyor. Ve ben bunları filmlerde görünce derdim ki ya herhalde böyle bir şey gerçek olamaz. Yani bunlar aşırı uçmuş diyordum 20 yıl önce. Fakat şu anda günümüzde olanlara bakıyorum. Batı dünyasında bakın yapılanlar doğru ya da yanlış demiyorum. Bunu özellikle dikkatinizi çekiyorum. Evet yapılanlar doğru olabilir. Ben şunu da demiyorum. Anne baba çocuğunu dövsün. İstediği gibi şunu yapsın demiyorum. Bunlar yanlış olan şeyler ama kimse de sütten çıkmış ak kaşık değil ve her birimizin hataları olabilir. Sanki çocuğu annenin babanın elinden alsan, bir çocuk yetiştirme kurumuna koysan, orada çok daha mı sağlıklı çocuk olacak? Sevgi olmayan bir ortamda
tek başına izole bir şekilde yetişecek. Biz insan bedeninden hücreleri aldığımız zaman tek başına yaşatabiliriz bunları ortamda, ama bunlar artık insanın bir parçası değildir. Onlar bir deney objesidir. O zaman çocukları ailelerinden kopartmak bir deney objesidir. Çocuklara bir o kültürü aşılamak var. Tabii ki şimdi çevremizde görüyoruz ki bazı anneler, yani anne demeye bir işaret isteyen kadınları görüyoruz. Çocuğu terk ediyor ya da çocuğun üzerinde izmarit söndüren insanları okuyoruz. Ya da çocuğa eziyet eden, birkaç yaşındaki çocuğa ya da çocuklara tecavüz eden insanları, yani hayvan bile demeye ağzım varmıyor. Bunlar hayvan demek, hayvanlara hakaret. Bakın çok net söylüyorum. Yani Çok bunlar doğru söyledin. insan da değiller. İnsan kılına girmiş ne yüdüğü belirsiz varlıklar. Var mı? Var. Ama birkaç kişinin, %3, %5 bilmiyorum, İsterse daha da fazla olsun, %10 kişi yüzünden yüzde geri kalan 90'ı cezalandırmak ne kadar doğru? Ya da kadın erkek arasında ilişkileri kesmek ne kadar doğru? Günümüzde olanları görünce, şimdi mesela biz büyüdüğümüz zaman kadın erkekti. Sakın kimseyi, kalbini kırmak istemiyorum. Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Yani bir kişi kendi bedeninde erkek olsa bile erkek olmak istemiyor olabilir. Kendisi kadın gibi hissediyordur. Gerekirse ameliyat olur ya da olmadan işte o şekilde giyinir. Ya da tam tersine bir kadın kendisi kadın gibi görmüyordur, erkek gibi hissediyordur. Ben bunları yargılayamam. Benim tekelimde değil. Fakat bir kişi, şimdi eskiden işte 2-3 tane cins insan vardı. Yani cinsiyet olarak. Şimdi yanılmıyorsam 16 cins insan çıkmış. Mesela şöyle bir cinsiyet varmış. Benim çok komime gidiyor. Erkek ama kendisi kadın gibi hissediyor. Ama erkek olarak kalıyor. Ve her şey tamamen erkek. Sadece nüfus cüzdanı pembe nüfus cüzdanı. Yani anlaşılsın diye söylüyorum. Yani kendini kadın gibi hissediyor. Şimdi bu adam ortalıkta çırpçıplak dolaşıyor diyelim. Küçücük kız çocukların olduğu bir ortamda. Ve tabii ki haklı olarak o kız çocuğun annesi babası ne der? Ya bu adam sapık mıdır nedir? Bizim kız çocuklarımızın arasına girdi. Ama yabancı ülkelerdeki kanunlar şöyle diyor. Adamın nüfus kağıdına bakıyorlar. Bu adamın nüfus kağıdında kadın yazıyormuş. Efendim bu adam kadın. O yüzden dolaşabilir. Ya ben nereden bileyim bu adamın kadın mı adam mı olduğunu? Şimdi çok mantıksız değil mi buradaki bir eylem? Bunun Çok için çok söylüyorum, biliyor hocam musunuz? ve Bize söylenen şeyler aslında yavaş yavaş alıştırılıyoruz. Bunun anlamı, çok derin bir anlamı var. Artık uyanmamızın zamanı geldi. Yani sağlıklı yaşamak, Allah'a şükür nefes alıyorum. Şekerim de 120, bir hap alıyorum. Çok iyiyim, bir tansiyon hapı alıyorum. İşte tansiyon ara sıra yükseliyor ama Allah'a şükür sağlıklıyım. Değil. Sağlıklı olmak çok farklı bir şey. Duyguların, düşüncelerin, beslenmen, davranışların, her şey bir ruh bütün. halin. Biz bunları değerlendirmiyoruz ki. İşte midem bulanırsa da tam tersi, ay çok kötü midem bulanıyor, hastayım. Ya kardeşim, başın ağrıyor, ateşim yükseldi, hastayım. Tabii kimsenin ateşi yükselmesin. Hoş bir şey değil. Ama şöyle söyleyeyim. Ateş niçin yükseliyor? Ben bunu soruyorum. Biz her şeyi iyi ya da kötü diye hemen bir etiket yapma ihtiyacı hissediyoruz. Etiketlemek kötü bir şey. Sen diyorum doktor musun ya da uzman mısın? Tabii ki gene tekrar ediyorum. Kimse ateşin çıkmasını istemez. Ama ateşin çıkması hastalığın engellenmesi için gerekliyse, mesela gripal bir enfeksiyonda, viral enfeksiyonlarda, bu koronavirüs gibi viral virüs enfeksiyonlarında ateşin çıkması doğal. Çünkü bir virüsle karşılaşan bir hücre ne yapar biliyor musunuz? Bir takım maddeler salgılar. İşte interferon dediğimiz, interlökün dediğimiz, tümör nekrozis faktör dediğimiz bir takım maddeler salgılar. Peki bu maddeleri niçin salgılar? Bu maddelerin salgılamasının nedeni diğer hücreleri uyarmaktır. Bakın, diğer bir virüs geldi, saldırdı, ben şehit oldum ama sizler kendinizi koruyun diye bir mesaj göndermektir. Peki ateşi düşürürseniz ne olur? Bu mesajı göndermesini engellersiniz. Sonuçta diğer hücreler hazırlıklı olmadan o virüsle karşılaşırlar gene. Peki sen bunu gerçekten biliyor musun? Biliyorsan ne yapıyorsun ya da neden bunu yapıyorsun? Hain misin sen? Aramıza sızmış bir casus musun? Bir Truva atı gibi kendini öyle gösterip böyle olan bir kişi misin? O zaman ben senin bu davranışından öyle bir kişi olduğunu çıkartıyorum. Ya da çok cahilsin, hiçbir şeyin farkında değilsin. Doğru zannettiğin yanlışları arka arka yapmakta bir yeis görmüyorsun. Bu mu? Yani oraya da koysam affedersiniz berbat, burada koysam berbat. Demek ki
insanların doğru düşünce ve bilgiyi edinme sürecini sağlamazsak insanlar gene yanlış kararlar verip yanlış uygulamalara geçecekler. O yüzden ateşin çıkması bir bireyde istenilen bir şeydir. Bu bir. Peki ateş tehlikeli bir şey midir? Tabii ki her şeyin faydası ve zararı vardır. Mesela birisi sizi uyarmak için bağırıyor ama kulağınızın dibinde 100 desibel hızında şiddetinde konuşmaya kalksa sizin kulaklarınız patlar. Ne yapılır? O kadar bağırmayacak. Senin duyacağın kadar bağıracak. İşte ne bileyim birisine bir sinyal vereceksin ya da birisini kurtarmaya çalışıyorsunuz, itiyorsunuz onu. Ama öyle bir itiyorsunuz ki adamın düşüyor yere, beynini dağıtıyor. Yani bu da olmadı. İşte neyi, ne zaman, ne kadar yapacağımızı bilmek gerekiyor. Ama Dengesi. insanların çoğunluğu öğrenmeden kaçınıyor. Öğrense bile, yani öğrendiğini zannetse bile gerçekte öğrenmiyor. Sadece papağan gibi duyduğu şeyleri tekrarlıyor. Doğru ya da yanlış hiç düşünmeden. Yani beynimize bir ses ağzımdan çıkıyor ama beynimize uğramıyor aslında. Transit geçiyor. Mesela Amerika'ya gideceksiniz. İngiltere üzerinden gidiyorsunuz. Heathrow havalimanına iniyorsunuz. Ama İngiltere'desiniz göğe ama İngiltere'de değilsiniz. Ve İngiltere'ye geçemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Orada uçağınızı bekliyorsunuz. Saati gelince biniyorsunuz. İşte Amerika'ya gidiyorsunuz. Şimdi siz İngiltere'de misiniz, değil misiniz? Güya İngiltere'desiniz ama transit geçtiniz. İşte ne yazık ki eğitim sistemi de burada sorunlu. Kulağımızdan giren şeyler beynimize girmeden direkt olarak ağzımızdan çıkıyor. Ve biz de onun ağzından çıkan lafı duyduğumuz zaman şöyle zannediyoruz. Bu herhalde midesinden çıktı. Yani uçak İngiltere'den geliyor ya, herhalde kişi İngiltere'den gelmiştir. Düşünmüyoruz ki arkasında transit olarak bu duyduğu lafı tekrar eden bir kişidir. Yani özeti ne yazık ki sağlıklı değiliz. Sağlıklı Çok. olma şansına da sahip değiliz. Ha, sahip değiliz derken çevresel etkenleri düşünce değiliz ama bireysel olarak da sağlıklı olmak zorundayız ve bunun da yolları mevcut. Evet, İnsanlar biraz uzun hani sağlık belki oldu mu? çok güzel özetlediniz, çok güzel örneklediniz, çok güzel anlattınız hocam. Çünkü siz bir takım hani farklı ülkelerdeki uygulamaları, gelişmeleri hem yazılı hem de uygulamalı olarak farklı sağlığa dair güncellemeleri çok yakından takip ediyorsunuz ve bunları çok büyük kitlelere aktarıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla sizinle her konuştuğumuzda ve her program yaptığımızda çok yeni yeni benzer şeylerle ilgili belki de konuşsak bile yeni yeni bilgiler öğreniyoruz. Çok çok değerli paylaşımlarınız. Herkes genç kalmak ve sağlıklı olmak istiyor ama aslında tam tersi oluyor. Yani evet hani burayı da adresleyecek şekilde birçok aktarımda bulundunuz ama biraz da hani bu cümleye farklı bir açıdan baksak neler paylaşırsınız? Şimdi gene elimize bir mikrofon alalım. Bir caddeye çıkalım. Genç, yaşlı herkese soralım. Diyelim ki sen hasta olmak ister misin? Kimse hasta olmak istemiyor. Yaşlı olmak ister misin? Yaşlılar diyor ki keşke bütün mal varlığım versen de her şeyi yeniden sağlıklı genç olsan diyor. Gençler de tabii ki kimse hasta olmak istemiyor ve hep genç kalacağını düşünüyor. Ben de öyleydim bu arada, yani kendimi de diğer kesimden ayırt etmiyorum. Ya bakardım, ya insanlar nasıl böyle yavaş yürüyor, nasıl şunu yapıyor falan diyorduk. Anlamıyorduk. Ama sonuçta kimse yaşlılanmak ya da fonksiyonu bozulsun istemiyor. Peki istemiyor da, yani %5 ya da %10 bile, hani %1 bile çıkmıyor ama biz gene diyelim ki affedersin insan sapık ya da inancı öyle. Diyor ki ben yaşlanmak istiyorum. Yatağa bağlı olmak istiyorum. Birisi gelsin köle gibi bana hizmet etsin. Bu kişi benim anam olsun, babam olsun, eşim olsun, çocuğum olsun. Ben böyle yatakta elimi kıpırdatmayayım. Altıma sürgü koysunlar. Affedersin tuvaletimi de yatakta yapayım. Birisi ağzıma yemeği bebek gibi soksun. İşte ağzımı burnumu silsin. Banyoyu da suratımı böyle ıslak havlularla silsinler. Ben böyle bir hayat sürmek istiyorum diyen, ben buna ne yazık ki normal bir düşünce diyemiyorum. Sapık bir düşünce diyorum ama olabilir mi? Çok doğru. Olduğunu varsayalım. Ve %5 ila %10'da böyle hani genişçe bir kesim diyeyim, böyle bir şey var. %90 insan sağlıklı olmak istiyor diyelim ki. Yani %99 esasında olması lazım, hatta %100. Ama sonuçta bakıyoruz tam tersi. Yani demek ki orada bir terslik var. İnsanların
duygu ve düşünceleriyle yaptıkları ya da doğru zannettikleri şeyler birbiriyle demek ki uyumlu değil. Buradan eğer mantık gütme yeteneğine sahipsek, ne yazık ki bu yeteneğe de insanın %90'ı sahip değil belki de, onu da söyleyeyim. Çünkü mantık dersi vardı eskiden. Şu anda mantık dersi okutulmuyor. O yüzden kimlerin ne kadar mantık düşündüğünden de emin değilim. Ama sonuçta yaptıklarımız bizi bir yola götürüyorsa, ben buna çok basit bir örnek vereyim. Şimdi diyelim ki hedefimiz Antalya'ya gitmek. Otobüs atlayıp Antalya'ya gideceğiz. Ama herkes Hakkari'ye gidiyor. Yani şimdi ben Hakkari iyi, Antalya kötü ya da şurası iyi kötü demiyorum. Örnek veriyorum. Bu başka bir isim de olabilir ama deniz kıyısına gitmek istiyorsunuz. Amacım o yani, manada Antalya'yı söylüyorum. Hakkari de dağlık bir bölge olduğu için. Sonuçta Hakkari'ye gidiyorsunuz. Ya diyorsunuz ki ben denize gidecektim, Antalya'ya gidecektim. Neden buraya geldim diye sorgulamanız lazım. Sebebi ne olabilir? Balalım. Ya bir otobüs, yanlış otobüse binmişsinizdir. Otobüs Antalya otobüsü yerine Hakkari otobüsüne binmişsinizdir. İki, belki de Hakkari otobüsünün üzerinde Antalya diye yazıyordu. Ya da birisi size yanlış bir şey söyledi. Ya da siz o anda kafanız dağınıktı. Otobüse yanlışla bindiniz ve otobüs o kadar lükstü ki içinde yemekler var, içinde istediğiniz içkiler var. Televizyon ekranında istediğiniz filmler var. Koltuk da çok rahat. Dediniz ki o şöyle koltuğa kurulayım. Üzümleri yiyeyim, kekleri, börekleri yiyeyim. Ayaklarımı uzattım. Filmi de seyredeyim. Ama sonuç Hakkari. Şimdi ne yapmanız lazım? Düşünün, ne yapmanız lazım? Ya ne yapayım, ben bu otobüse bindim çok rahat Hakkari'ye gideyim diyebilirsiniz, dağa tırmanayım. Ya da ilk fırsatta o otobüse ineceksiniz, doğru otobüse bineceksiniz. İşte insanlar genelde sağlıklı olmak isterlerken yaptıkları, bakın yaptıkları amaçlarıyla uygun değil. Mesela örnek gene verelim. Artık bunlar bilinen şeyler. Ne kadar çok şekerli gıda yersek, ne kadar çok tatlı gıda yersek ya da şeker hastası olmasak bile, bakın şeker hastası olmasak bile şekerimiz ne kadar yüksekse şeker değdiği yeri yakıyor. Yani bir ormanı nasıl kibrit yakarsınız, öyle caniler var biliyorsunuz. Yani ben onlara gene insan demiyorum. Bunlar insan bile denmeyecek. Üzerlerinde insan gibi deri kılıfı kaplanmış ama içinde ruh olmayan, bir canlı bile diyemeyeceğim, otomatik varlıklar diyorum ben bunlara. Ruhsuz varlıklar diyorum. Ama dıştan bakınca insan gibi gözüküyor. Ağacı yakıyorlar. İşte nasıl bir kibrit ağacı yakıyorsa şeker de vücudumuzdaki proteinleri yakıyor. Buna biz oksidasyon reaksiyonu diyoruz. Paslanma diyebiliriz. Maillard reaksiyonu diyoruz. Birçok isimleri var. Ama özeti şeker bizim vücudumuzu berbat ediyor. O zaman biz bu gerçeği biliyorsak, ki biliyoruz artık. Yani bu affedersiniz atla deve değil, yeni keşif de değil, yıllardan beri bilinen bir şey. Ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken şey çok basit. Artık tatlıları mümkün olduğu kadar yemeyeceğiz. Bakın sıfırlayın da demiyorum. Ha, hastalığınızın duruma göre belki sıfırlamanız da gerekebilir ama örnek veriyorum, haftada bir gün tadımlık belki ufak bir parça yiyebilirsiniz. Ama ya Hocam haftada bir yiyorum özür deyip de dilerim. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Hani etrafımda da bu konuda biraz hani zorlanan, yani tatlı yemeği tatlı yememe konusunda zorlanan çok insan var ve son dönemde ben de biraz hani bu kategoriye girer bir halde buldum kendimi. Peki tatlısız nasıl yaşayacağız? Yani hani bunu direkt soruyorum. Hani bunun bir püf noktası ya da böyle direkt bir reçetesi olmadığını da biliyorum ama ben de dahil olmak üzere etrafımda çok fazla zorlanan insan var. Neden acaba? Ya da ne şöyle yapmamız söyleyeyim. gerekiyor? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki tatlı aslında birincisi kültürel bir özellik. Yani o anne de babayla, o ailede doğduğumuz için ve küçüklükten itibaren o tür gıdaları yediğimiz için ister istemez o ağız tadımız bir defa ona yatkınlık kazanıyor. Yani bir kültürel olay var. Bir de 40 yıllık kendi olur mu yani diye bir laf var. Artık uzun süre tatlı yiyince artık siz bunun altyapısına gireceğim ama tatlıyı seversiniz. Fakat aslında tatlı ihtiyacı vücudumuza bir şeylerin eksik olduğunun ihtiyacıdır. Yani vücudunuzda bir şeyler Sinirini eksikse, ve desteğini evet. Benim yaptığım çalışmalarda mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Birincisi susuzluk merkezi ile açlık merkezi birbirine karışır. Mesela gerçekten tatlı isteyenlerin çoğunda susuzluk merkezi bozuk çalışıyordur ve aslında kişi su içmek istiyordur. Ama kısa gözlemek. devre yaptığı için öyle anlatayım. Kişi yemek için şey yapar.
Dolayısıyla aslında su birincisi o. İki, B vitaminleri. Mesela B vitaminleri çoğu insan kilo aldığını zannediyor. Keşke kilo aldıysa diyorum bu arada bakın. Keşke kilo aldıysaydı B vitaminleri de Afrika'daki açlığa çare bulurduk. 3-5 yıllık maddeyle. Ama B vitaminleri kilo aldırmıyor. Aksine metabolizmanın normal çalışmasını sağlıyor. Peki metabolizmanın normal çalışması ne demek? Metabolizmanın normal çalışırsa kilo almazsınız, şekeriniz yükselmez, kolesterolünüz yükselmez demektir. O zaman bunlar ne anlama geliyor? B vitamini yeteri kadar olan bir kişi kilo almaz. B vitamini yeteri kadarsa iştahı normaldir. B vitamini yeteri kadar varsa şekeri, kolesterol normaldir. Dolayısıyla B vitamini çok önemlidir. Keza krom. Krom da açlık hissinin bastırılmasında çok önemlidir. Dolayısıyla tatlıya yönelik olarak çok istek duyan kişilerde mutlaka B vitamini ve krom eksiktir ve su eksiktir. Çok net olarak söyleyebilirim. O yüzden Peki krom dediniz değil mi hocam? evet. Onu nasıl yani hani tablet, ağız yoluyla ya da damardan ne şekilde alabilir insanlar? Damardan vermiyoruz. Bunlar ağır metal aslında. Çok miktarını da önermiyoruz. Gıdaların içinde de ne yazık ki artık pek alma şansına sahip değiliz. Kalmadı. O yüzden dönem dönem her zaman da önermiyorum. Tabii ki her zaman önerdiğim kişiler de var ama hani halk arasında kabaca vitaminler deniyor ya da besin destekleri deniyor. Aslında bunlar hani öyle git pazardan şuradan yarım kilo ceviz ver, fındık ver gibi değildir. Besin desteklerini kullanmak bir modacının bir dünya güzellik kraliçesini giydirmesi gibidir. Yani onu Wow, öyle bir güzel bir giydireceksiniz ki tanımlama. herkesin hayranlık kazanacağı gibi giydireceksiniz. İşte aslında beslenmenin planlanması ve gerçek bir modacılık budur. Hepimiz bir kazak giyiyoruz, bir gömlek giyiyoruz, giyindik mi giyindik. Ama bu modacılık değil. Bu örtünme. Hani sokağa giderken, pazara giderken, işte hafta sonu bir pikniğe giderken hepimiz örtünüyoruz, giyiniyoruz ama modacı gibi değil. O yüzden bunların ihtiyaçların çok iyi belirlenmesi ona göre tamamlanması lazım ama şunu bilin. Mesela örnek veriyorum gene. Diyelim ki kulağınızın arkası kaşınıyor ya da kulağınızın arkası demeyeyim başınızda bir seborik dermatit dediğimiz ya da halk arasında egzema denilen vücudunuzun değişik yerlerinde olabilir bu. Bunun olması %90 olasılıkla sizde omega 3 eksik olduğunu ifadesidir. Bakın %90 ifadeyle omega 3 eksik demektir. Bana gel ben bugüne kadar 25 yıllık gözlemlerden bahsediyorum. 25 yıllık gözlemlerinde egzaması olup da omega 3'ü normal olan bir kişi görmedim. Bakın ne diyorum. Egzaması olup da omega 3. Ha derseniz ki tek omega 3 eksikliği mi? Hayır. Belki başka şeylerin eksikliği de var. Ama omega 3'ü tam olan bir insan görmedim. Onu söylemek istiyorum. Aslında her şeyin bir şeyle ilişkisi vardır. Mesela eskiden diyelim yıllar önce C vitamini nasıl fark edilmiş? Eskiden denizciler işte yola çıkarlarmış ve işte aylarca belki geri dönmüyorlar. Peki burada ne yiyorlar? Kuru gıda yiyorlar. Ve bir süre sonra denizcilerde kanamalar ortaya çıkıyor. Diş eti kanamaları falan. Skorbut denen bir tablo. Şu anda kimsede skorbut yok tabii ki. O başka. Ve insanlar ölüyormuş. Allah Allah bu neden acaba? Hastalığın nedeni bilinmiyor. Sonra birisi bir gözlem yapıyor. Diyor ki yeşil sebze meyve yiyenler skorbut hastası olmuyor. Kuru gıda yiyenler skorbut hastası oluyor. Ve bu skorbut hastalarına yeşil gıdalar, sebze meyveler yedirince hastalardaki semptomlar düzeliyor, şikayetler. Bunun üzerine bu hastalığın bu yeşil gıdalarla ilişkili olduğu anlaşılıyor ve işte daha sonra da C vitamini keşfediliyor gibi. İşte D vitamini eksikse işte eskiden biz sadece kemik dolayı ilgisini bilirdik. Ama şu anda biliyoruz ki D vitamini kanserden korunmada da önemli. Kalın bağırsak kanseri gibi. Birçok kalp hastalıklarında, tansiyonda da D vitamini çok önemli. Romatizmal hastalıklarda da romatoid artrit gibi çok önemli. Bağışıklık sistemi hastalıklarında, lupusta çok önemli. depresyonda çok önemli. Yani D vitamini birçok konuda önemli olduğunu anladık. Dolayısıyla bazı kişilerde bazı problemler varsa biz hangi madde eksik olduğunu anlayabiliyoruz. Mesela gene kocaman bir tiroid bezi var kişinin. Guatr diyoruz. Peki guatr niye oluyor? İyot eksikliğinden oluyor. Ya da hipotiroid dediğimiz tiroid bezinin az çalışması var. Neden? İyot eksik. Yani ben kişinin iyot ölçmesem bile
Eğer kocaman bir tiroid bezi varsa ya da dediğim gibi tiroid bezi az çalışıyorsa bu kişide %99 diyeyim, hadi %1 olasılık boş bırakayım, iyot eksiktir. Peki biz iyot konusunda ne biliyoruz? Hiçbir şey bilmiyoruz. Ve şöyle düşünüyoruz. Bir tane hap alırım, eczaneye giderim. Bir doktor bana bir ilaç yazar. Ara sıra yarım verir, yarı ara sıra bir verir. Bazen 1,5 verir, sonra azaltır, çoğaltır. Tiroid hastalığın tedavi olur. Bunlar yanlış. Evet, o ilaç kötü demiyorum. Gerekli de olabilir ama hastalığı düzeltmiyor. Dikkat ederseniz aslında her bir şikayetin gerisinde var olan bir şeyin eksikliğini bilebiliriz. Yani bu bir yabancı dilden tercüme gibidir, bir çeviri gibidir. Yani şimdi Çince bir yazı getirsinler bana, ben Çince'yi de derim ki çang çün çünk, yani hiçbir şey anlamam. Çeviremem, hiçbir dile çeviremem. Almanca olsa bildiğim bazı kelimeler var, bir anlam çıkartmaya çalışırım. Fransızca hiç anlamam. Ha, İngilizce olursa çevirebilirim. Neden? Çünkü o konuda bilgiliyim. İşte bunun gibi neyin eksik olduğu zaman vücutta neler oluyor, biz bunları biliyoruz. Ve buna göre kişileri gerekirse yönlendirebiliyoruz doğru bir şekilde. Ama her durumun arkasında bir şey eksik var. Bu arada sadece besin eksikliği değil, duygu ve düşüncelerimizdeki problemler de bunun arkasında yatıyor. Neden? Şimdi çoğu insan, dedim ya, bazı bilgileri bilmiyor. Peki neden bilmiyoruz? Aslında temelinde insan olmanın duyguları yatıyor. Ne demek insan olmanın duyguları? Çünkü her birimiz aslında her şeyi bildiğimizi zannediyoruz. Çok net. İnsanoğlunun en büyük çukuru aslında bu. Çok güzel bir Evet. noktaya değindiniz. Evet. Buyurun O lütfen. duygu aslında bizim, mesela şimdi ben kendimi ele alıyorum. Hiç kimseye, hani kimse alınmasın üzerinden diye. Ben Allah'a şükür hiçbir şikayetim yok. Hasta olmak da istemiyorum ve hastalığı da kendime kondurmuyorum. Hastalığın nasıl ortaya çıktığını da bilmiyorum. Ve diyorum ki sağlıklıyım. Şimdi bir kişi kendisinin sağlıklı olduğunu düşünürse ve farkındalığı yoksa ve bilinci yoksa sağlığını korumak için bir şey yapar mı? Adamlarla konuşuyorum, adam diyor ki ben sağlıklıyım. Tamam da kardeşim, sağlıklısın inşallah. Ama sağlığını korumak için bundan sonra bir şey yapacaksın. Bizim bildiğimiz bilgiler, sahip olduğumuz bilgiler bizi bugüne getirdi. Eğer bugün burada kalmak istiyorsak sorun yok. Ama daha ileri gitmek istiyorsak bilmediğimiz bilgilere, hatta bilmediğimiz bilgilere ihtiyacımız vardır. Şimdi bilmediğimiz bilgiler kolay. Neden? Bilmediğimi biliyorsam en azından kitap açar okurum, öğrenirim. Ama esas kötü bilmediğim bilgiler. Şimdi ben bunu bilmiyorum ki neyi bilip bilmediğimi. Sıkıntı burada. Ne zaman bilmediğimi öğreneceğim? Bir fırsat olacak, bir şans olacak, bir gözlem yapacağım ki neyi görüp neyi görmediğimi anlayacağım, neyi fark edip fark etmediğimi anlayacağım. Ondan sonra öğrenmek için bir gereksinim olsun. Doğru dediniz O hocam. nedenle. Şimdi sizi bölmek istemedim ama siz konuşurken aklıma hemen şu geldi. Bir yandan da hani diyoruz ya insanlar hani herkes işte bir şekilde hani kendi hissiyatına göre sağlıklı olduğunu hissediyor ki hani sağlıklı olmama durumunda bile bazı insanlar böyle hissediyor dedik. Şimdi bazı özellikle erkekler hani kadın erkek diye ayırmıyorum ama etrafımdaki gözlemim de şu. Erkekler bir kere hani şey hani doktora gitme konusunda nispeten daha şey daha ürkek, daha korkak. Bir de Toplu bir hani ben tekme edebilir herhangi misiniz? bir Bir şey tekme edebilir misiniz? özür dilerim. Soruyu duyamadım. Koptu o sırada. Koptu galiba o sırada. Erkekler Sesi biraz duyamadım. tamam. Tamam. Erkekler doktora gitme konusunda nispeten daha şey, daha çekimser. Doğru. İkinci gözlemim de şu. İşte yılda bir ya da 6 ayda bir hani kan değerlerine baktırmak aslında bence çok çok önemli. Hani yılda bir bile uzun. Hani benim kendi gözlemim ve kendi mentalitem hani 6 ayda bir kan değerlerinin bakılması bence çok hani hayati önem taşıyor. Ama bazı insanlara şey diyor hani herhangi bir şey hissetmiyorum. Neden kan değerlerime baktırayım? Kan değerlerime baktırırsam ola ki herhangi bir sorun çıkarsa hani neden böyle bir şeyle karşılaşayım diyen insanlara da şahit oldum. Evet. Dolayısıyla bir de toplumda bu ve buna benzer insanlar ve profiller de var. Siz ne düşünüyorsunuz bu Doğru. konuda? Yani bu kesimi, bu kitleyi biraz daha doktora gitme ya da doktora gitme yani hani en azından bir rutin sağlık kontrollerine ya da check-up'ını yaptırma konusunda nasıl ikna edilebilir ya da nasıl ikna olabilirler?
Çok doğru. Çok güzel bir konuya değindiniz. Size ben bir soru soracağım. Yani o soruyu esaslı o kişilere soruyorum sizin vasıtanızla. Kişiler evlerinin yanmasını isterler mi? Yani yangından istemezler değil mi? Kimse evinin Normal yanmasını ve istemez. sağlıklı bir Bir. insan istemez. Evet. Peki evi yanarken evin tamamı yansın, ondan sonra söndürelim diye düşündüler. Hatta mahalle yansın, ondan sonra söndürelim. Yoksa yangını başlar başlamaz en kısa zamanda mı söndürelim? Hangisini yapalım? Çok güzel. Tabii ki rasyonel insanlar En kısa başlar zaman. başlama Tamam. Şimdi söndürmeyi seçer. biz vücudumuzun içinde olan şeyleri görüyor muyuz? Görmüyoruz. Yani öyle bir ev düşünün ki dışından bakıyorsunuz hiç yangın yok. Şimdi sizce o evde yangın var mıdır yok mudur? Yanıyorsa şöyle düşünebilirsiniz. Ya bütün apartmanın alevler içinde kalması lazım. Ama o yangın öyle başlamıyor ki. Yangın nasıl başlıyor? Bir kibrit ya da bir sigara izmariti. Kişi uyurken sigara izmariti yere düşüyor. Oradaki kağıdı yakıyor. Daha ufacık bir şey. Yani ona görmeniz mümkün değil. Hatta yangın sensörleri bile hissetmeyebilir o alevin olduğunu. Ama o işte kağıt yanar. Oradan halıyı tutuşturur. Ve orada ufacık bir kesim yanar ama mesela onun üzerine bir battaniyeyle kapatsanız gene yangını söndürebilirsiniz. Ama dışarıdan bakarak görebilir misiniz? Göremezsiniz. O yangın biraz daha büyüdü diyelim. Ve masa yanmaya başladı. Siz eğer çok dikkatli bakarsanız bir uzaktan apartmanda bir ışık gibi bir şey görürsünüz ama acaba bu alev mi yoksa başka bir şey mi ayırt edemezsiniz. Çünkü duman yok bilmem ne yok. Ama o yangın büyür büyür ondan sonra o ev yanmaya başlar görülür. Şimdi vücudumuzda da bir şeyler başladığı zaman hastalıklar aslında pat diye hastalık olarak başlamıyor. Hastalığın başlamasıyla bizim fark etmemiz arasında kanser hastalığında bile en az 5 ila 10 yıl geçiyor. Bakın kanser hastalığında bile. Yani kişilerin çoğunluğu kendisine kanser yok zannederken mesela her sene mamografi yaptırıyor kadın. Hepsinde normal 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 çıkıyor. 2020'de mamografi normalmiş. Kasım'da Aralık'ta diyelim. 2021 Mayıs'ta mamografide ya da elinde bir kitle geliyor. Mamografide 1 santimlik bir kitle çıktı diyelim. Şimdi bu 1 santimlik kitle 6 ayda mı ortaya çıktı? Ben size söyleyeyim ki hayır. Eğer öylesi zaten Runuzel Fatiha çok net söylüyorum. O kitle inşallah en az 5 senedir vardır. Hatta inşallah 10 senedir vardır ki yavaş hızla bölünüyordur. Kalp hastalığı, göğsünüzde ağrı yok, top oynuyorsunuz, ben sapasağlam diyorsunuz. Ertesi gün kalp krizi geçiriyorsunuz. Peki bir günde mi hastalandınız? Ya da göğüs ağrısı hissediyorsunuz. Bir günde mi göğüs ağrısı oldu? Hayır. Belki 40 yıl sürdü. Şeker hastalığı. Şekeriniz hep 70, 80, 90'dı. Bugün ölçü 130 çıktı, 140 çıktı. Ne zaman şeker hastası olduk? Bugün mü şeker hastası olduk? Hayır. 10, 15 yıl önce. Yani şunu bilmemiz gerekiyor. Hastalıklar başladığı zaman bulgu vermiyor. Ancak belli bir zaman geçtikten sonra bulgu veriyor ki biz buna süreç yasası diyoruz. Mesela ben bunu hep örnek veririm seminerlerde de. Bugün hamile kaldın, yarın doğum yapıyorsun. Öyle bir şey var mı? Hatta daha da yapalım. Sabah hamile kaldın, akşam saat 5 mesaisinden doğmadan önce doğum yapıyorsun. Nur topu gibi çocuğu veriyorlar senin kucağına. Böyle bir şey var mı? Komedi. Nedir? 9 ay geçiyor. İşte sebze meyvelerin de büyümesi için böyle zaman geçtiğini biliyoruz. Ağaçların büyümesi için de zaman geçtiğini biliyoruz. Okurken diploma almak için de zaman geçtiğini biliyoruz. Bir iş yerinde yükselmek için de zaman geçtiğini biliyoruz. Her şey için zaman geçiyor. Ama hastalıklar için böyle bir zaman yok mu? Var. Hastalıklarında böyle bir zaman var. Peki biz bunu nasıl anlayabiliriz? Dıştan bakarak anlatmak mümkün değil. İşte kan tahlilleri yapmak bazı konularda avantaj sağlıyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Check-up yaptırdınız, kan tahlilleri her şey normale çıktı, normal çıktı. Sapasağlamsınız demek değil, kötü haber. Evet, problem varsa problemi daha erken saptadınız ama efendim şekerim normal çıktı, şu bu çıktı, her şey normal demek ki ben sağlamım gene diyemezsiniz. O yüzden check-up yaptırmanız 6 ayda bir, yılda bir risk faktörlerine göre yaptırmanızı öneririm. Evet ama sonuç pozitif çıktıysa bozuk, değerli ama normal çıktıysa hasta değilsiniz ya da hastalık başlamadı demek değildir. Peki hastalığın başlayacağını daha başlamadan bile anlayabilir miyiz? Bakın en önemli nokta budur. Hastalığın başlayacağını daha başlamadan bile anlayabilir miyiz? Şimdi gene bildiğimiz birkaç örnekten söz edelim.
soğuğa çıkarsa bir kişi orada kalırsa ne diyoruz biz o kişiye? Soğukta zatürre olursun diyoruz değil mi? Bakın doğru ya da yanlış demiyorum. Sadece örnekleri veriyorum. Ya da çıplak ayakla işte geziyor soğukta hasta olacaksın diyoruz. Ya da zehirli bir şey içiyor diyoruz ki insan olacaksın diyoruz değil mi? Ya da çok yemek yerse bak çok yiyorsun sen hamur işi kilolu olacaksın diyoruz. Yani bu şekilde örnekler çoğaltılabilir. Yani sigara içen bir kişinin biliyoruz ki sigara içen kişilerde işte akciğer kanser olasılığı fazla, damar tıkanma riski fazla. Diyoruz ki sen şu kadar sigara içiyorsun, işte kalp damar tıkanıklığı şöyle olur, işte kalp krizi ya da kanser olma riski budur gibi bir takım şeyleri söylüyoruz. Bakın nelerden bahsediyorum biliyor musunuz? Risk faktörlerinden bahsediyorum. Yani aslında bu çok atla deve değil. Yine koronavirüs örnek vereyim. Ne diyoruz? Eğer kimseyle, eğer tabii ki virüsün bulaşma yolları konusundaki bilgimiz doğruysa, yakınlaşma diyoruz, öpüşme diyoruz, işte şuna dokunma diyoruz ki sana bu virüs geçmesin. Ya da hepatit virüsü vardır, sarılık virüsü, kanla bulaşan tipi diyelim. Eğer o kan sizin kanınıza girmezse siz sarılık olmazsınız. Ama eğer o sarılık kan size verilirse sizin sarılık olma olasılığınız artar. Bunların hepsi birer risk faktörüdür. O yüzden biz eğer risk faktörlerini bilirsek, gene örnek vereyim, gene çok daha basit bir örnek vereyim hatta. Sarışın bir insan, açık tenli bir insan, güneşe çıkarsa bu kişinin biz yanacağını biliriz değil mi? Çünkü güneş hassastır o kişi. Ama tersine koyu tenli bir kişi güneşe çıksın, hiç umursamayız bile. Neden? Çünkü artık o güneş onu zarar veremez. Derideki melanin pigmenti onu koruyor deriz. Bakın bir takım bilgilere sahipsek aslında neyin ne olacağını biliriz. Size çok daha komik bir örnek vereyim sağlık dışı. Ne kadar doğru yanlış bilmiyorum ama eskiden ay tutulması işte güneş tutulması gibi doğal olaylar var. Ama eğer bu doğal olayın farkında olmayan birisi bir de korkuyorsa güneş tutulmasından ve siz de güneş tutulmasını olacağını biliyorsanız o cahil kesimi etkiniz altına alırsınız. Neden? Sizi tanrı zannederler. Derler ki siz de kötü niyetlisiniz ya da çıkarcı bir insansınız. Kötü niyetli demeyelim hadi. Çıkarınızı düşünüyorsunuz. Ve cahil kesimi kandırmak kolaydır. O yüzden insanları yönetmek iddiasında olan insanlar insanların öğrenmesini istemezler. Öğrenmemesi için gereken her şeyi yaparlar. Bakın bunu hiç unutmayın. Bunu seyreden herkes kulağına küpe olarak taksın. Sizi yönetmek isteyen kişi sizin öğrenmenizi istemez. Sizin cahil kalmanızı ister. Sizin beyninizi hurafelerle doldurur ki siz o hurafelerle zaman geçirirken isteyen meydanı boş bulsun. Hani bir Afrika sözü vardır. Beyaz adam geldiğinde onların elinde İncil vardı, bizim topraklarımız vardı. Gözümüzü kapattırdılar. Gözümüzü açtığımızda İncil bizim elimizdeydi. Topraklar ise onların olmuştu diye. İşte herkes bir başkasının uyumasını ister. Kontrol etmek için onun. Öğrenmesini istemez. Bilgi güçtür. Bakın bilgi ömür boyunca güçtür. Ve bilgi sahibi olanlar bilgilerini paylaşmazlar. Net söylüyorum. Mesela diyelim ki ben 10 santimlik zırhı delecek bir silah sahibim. Şimdi ben bunu başkasına satar mıyım? Satarsam o adam o silahı alır beni vurur. Ben ne zaman o silahı ona satarım biliyor musunuz? O silaha karşı korunma silahına sahipsem kalkana karşı. Neden? O adam bana o silahı kullanmaya kalkarsa bana zarar veremeyecek. Çünkü ben kendimi koruyacağım. Peki ben bu ikinci geliştirdiğim teknolojiyi ne zaman satarım? Çünkü ben eğer ona verirsem bu silahı, o koruma teknolojisini artık onu ben de vuramam ve ona sözümü geçirtemem. O bana efelenir. Ama ben onun silahını da vuracak üçüncü bir silah geliştirirsem o gene benim kölem olur. Dördüncüsü ben ona gene yani dikkat edin. Ne zaman bir üst teknolojiye sahip olurum, alt teknolojiyi insanların kullanımına sunarım ve parayı da kazanırım. Dünyadaki teknolojik gelişmeye dikkat edin. Bütün teknolojik gelişmelerin altında bu yatar. Kendisi bir üst versiyona sahip olmadığı sürece, sizden daha hızlı olmadığı sürece size sahip olduğu teknolojiyi vermez. Alt versiyonu verir. O yüzden bu bilgiye sahipsek ve bilginin de güç olduğunu biliyorsak, işte ben insanları kandırırım, kendimi tanrı zannettiririm. Şimdi derim güneş tutulacak, kapkaranlık olacak ve güneş ile ay işte dünyası ay girer ve kapkaranlık olur. İşte herkes bana tapar tanrısın diye. Neden? Gelecekle ilgili bir şeyi bildim.
İşte bu yüzyıllardır böyle olmuştur. Hastalıkların ne ilgisi var diyeceksiniz. Ben artık bunu biliyorum. Neden? Yıllardır yapılan çalışmanın sonucu şu çıkmış. Bir bebek doğduğu zaman kaç kilo doğdu? 3 kilo mu, 4 kilo mu, 5 kilo mu? Ne kadar süreyle süt emdi? Anne sütünün kalitesi ne kadardı? Bebek anne hamilelikte kaç kilo aldı? Annenin hamilelikte geçirdiği hastalıklar neler? Hatta hamilelik öncesi sahip olduğu hastalıklar neler? Bu çocuk büyürken hangi çocuk hastalıkları nasıl geçirdi? Beslenmesi nasıldı? Hangi vitaminleri aldı, hangi vitaminleri almadı? Ben bunları biliyorum. Ben bunları biliyorum. Ve çocuğun hamilelik ve 1-2 yıllık durumunu biliyorsanız o çocuğun daha sonraki tabii hayatını takip edersiniz. Tembel bir adam mı? Spor yapıyor mu? Yapmıyor mu? Çok mu kilo alıp çok mu kilo veriyor? Çok mu abur cubur yiyor? Gece uykuları nasıl? Duyguları nasıl? Yoksul düşünce tarzına mı sahip? Yoksa çözüm odaklı mı düşünebiliyor? Düşünceleri mantıklı mı? Hayata ne veriyor, ne alıyor? Kendisine acıyan bir yapısı mı var? Yoksa bir şeyle başarmak için azimle çalışıyor mu? Oturması, kalkması nasıl? Peki bu annesi tarafından büyütülürken en ufak bir şeyde gak deyince gak, guk deyince guk mu verilmiş? Çocuk hiçbir şey başarmamış mı kendisi? Her şeyi annesi babası çocuğun yerine kendisi mi yapmış? Bunları bilirseniz o çocuğun geleceğinin ne olduğunu bilirsiniz. Ve risk faktörlerini hesaplarsanız bu kişide 10 yıl sonra, 20 yıl sonra şeker mi olacak, kanser mi olacak, kalp mi olacak, hangi hastalık olacak bilme olasılığınız artar. O yüzden kan tahlilleri bir avantajdır ama daha avantajlısı kişinin geçmiş yaşantısının sorgulanmasıdır. Eğer biz bunları bilirsek bunu yapabiliriz doğru olarak. Bilmezsek dediğim gibi işte ben bir diyelim ki bir mikropla karşılaştım. Ben biliyorum ki o mikrobu alan kişi 3 ay sonra hastalanacak. Bakın bazı mikroplar 1 hafta sonra hastalanır, bazı mikroplar 15 gün sonra. Şimdi ben hangi mikrobu aldığını bilirsem derim ki sen 5 gün sonra hastalanacaksın, sen 15 gün sonra, sen 3 ay sonra. Ve dediğim olur. Neden oldu dediğim? Ben dediğim için mi oldu? Hayır. Ben sadece o mikropların ne zaman hastalık yapacağını biliyorum. İşte bütün sorun bu. Bilmek. Ne kadar çok şey biliyorsak ama ezberlemek değil. Düşünerek öğrenmek. Bu çok önemli. Konfüçyüs'ün sözüdür. Çok severim. Düşünme ve öğrenme eş zamanlı olmalıdır. Çok güzel söylediniz, çok güzel özetlediniz ve çok güzel bir sözle sonlandırdınız hocam. Son bir mesajınız varsa alalım, yayını bitiriyor olacağız Tamam. akabinde. Var mıdır Tamam. ilave notların? Tabii ki çok var ama. Şimdi aslında her şeyin temelinde duygularımız var. Kendimize ne kadar değer veriyoruz? Bak bu çok önemli. Gördüğüm şey şu. Aslında her birimiz bir an önce ölmek istiyoruz. Ama bunu bilinç altından istiyoruz. Bilinçli olarak yaşamak istiyoruz. Fakat bilinçli olarak yaşamak isterken de yaptıklarımız uyumlu değil. Dolayısıyla bir kişinin duygusu, düşüncesi, beslenmesi ve davranışları birbiriyle uyum içinde olmalı. Yani uzun hava dinliyorsanız uzun havada nasıl dans edersiniz ona göre dans edeceksiniz. Yani çaça gibi dans edemezsiniz ya da vals yapamazsınız. Ya da acıklı bir ağıt dinliyorken biz tabii bunları yapıyoruz düğünlerde. Herkes oynuyor böyle. Oh, öldüm geberdim diye şarkı sözü var. Toprağın altına gömüldü biz oynuyoruz ya. Böyle mantık var mı kardeşim ya? Yani affedersiniz bu yanlış bir mantık. Duygu, düşünce, beslenme, davranış bunlar birbiriyle orantılı olmalı, birbiriyle uyumlu olmalı. Uyumlu. Ama dediğim gibi biz bu uyumu kaybetmişiz. Duygularımız başka yöne gidiyor. Düşünceler oraya gidiyor. Beslenme yerlerde sürünüyor. Nasıl olsa ağzıma bir şey girince, karnımız şişince kendimizi beslendi zannediyoruz. Beslenme bir sanattır bakın. Beslenme abur cubur gibi ağızdan girmesi değildir. Orada da bir örnek vereyim. Türkiye'de deprem olduğu zaman birçok ülkeden ya da başka bir Türkiye'de bırakın herhangi bir ülkede diyelim deprem olduğu zaman diğer ülkelerden uçaklarla o ülkenin sınırlarına yardım malzemesi gider havalimanına. Peki havalimanına inen o uçaklarla dolu uçaklar dünyanın Dolu. malzemesi ihtiyaç olan sahiplere ulaştırılmış anlamına mı gelir? Hayır. Araya kötü niyetli insanlar girer. Yakınlarda işte okuduk. Kızılay'a yardım yapılmış.
Adam Kızılay'da yönetici gibi görev yapan birisi almış malları babasıyla beraber depoya tırlarla malı koymuş, pazarda satmış. Böyle karaktersizler her zaman var. Yani o yardım malzemesinin gelmesi herkese yardım malzemesi dağıtıldığı anlamına gelmez. Doğru. Tırlara binecek, ulaştırılacak, orada ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Eylemler arka arkaya devam eder. Ama biz bunu unutuyoruz ve oraya o gelince, karnımıza gelince, mide şişince diyoruz ki uçak havalimanına indi. Yardım malzemeleri geldi. Bunlar herhalde kendisi hücreli dağılır. Dağılmıyor. Sıkıntı da burada başlıyor işte. O yüzden bütüncül düşünen, bütüncül yaklaşan ve bütüncül davranan insanlar olmamız gerekiyor. Doktorluktan bahsetmiyorum. Her birimiz kendi sağlığımıza sahip çıkmamız gerekiyor. O yüzden kendimize değer vereceğiz. Ne yazık ki çoğu insan kendisine inanın 1.000 liralık değer vermiyor. Hani lafa gelince kendisine paha biçemez ya. İnanın kıyaslıyorum ben insanları arabalarıyla, evleriyle ve kendileriyle. Evlerine çok inanılmaz değer veriyor. Evlerini döşetiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Neden? Başkana hava atacaklar. Çünkü Çok çok doğru bir işlerindeki noktaya eksikliği değindiniz. hava atarak geçirmeye çalışıyor. Türk Arabasına toplumunun dünya sevdiği yatırım bir şey. yapıyor. Çünkü arabasıyla hava atacak. Ama kendi içine yaptığı yatırımı, ya Filiz senin karaciğerin çok güzel gözüküyor. Ya şahane pırıl pırıl bir karaciğerin var. Görmüyorum ki. Ya kalbin hele ne kadar. Hele beynin kıvrımlarına aşık oldum. Çok iyi zekisin. Çok iyi düşünüyorsun. Hiç öyle bir şey var mı? Ya da her gün çok güzel tuvalet çıkıyorsun. Yok. Bakıyorsun işte güzelse güzel. Cilt güzelliği en fazla o. Cildim pırıl pırıl parlak. Güzelim. Bitti. Yani biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ya hayatı yaşamıyoruz. Bakın. Özeti o. Biz hayatı yaşıyormuş gibi davranıyoruz. Korkuyla limandan çıkmayan bir geminin sahibi gibi hapsediyoruz kendimizi evlerimize, hapsediyoruz kendimizi konfor bölgesi dediğimiz hapishanelerimize ve hayatı gerçek anlamda yaşamıyoruz. Hayatı yaşamamız gerekiyor. Dolu dolu yaşamamız gerekiyor. Bu Ben noktada da bunu aslında insanoğlu evet. aslında kendini de kandırıyor. Değil mi hocam? Kesinlikle. Kesinlikle. Ben 25-30 yaşlarındayken her bulduğum yaşlıyla konuşurdum. 70-80-90. Ve derdi ki kadın ya da erkek hangi görüşte olursa olsun. Dünya yeni baştan gelseniz ne yapardınız? Hep sorardım. Ve insanların şunu fark ettim. Pişmanlıkları oluyor. Ya keşke şunu yapsaydım. El alem ne der diye yapmadım. İşte şundan korktum yapmadım. Şöyle şunu yapar diye yapmadım. Ama fark ediyorum ki hep arkada korku yatıyor. Ve ben o yüzden korkuyu hayatımdan çıkartmaya çalıştım. Ama korkuyu da birileri zor hayatınıza sokmaya çalışır. Bakın. Ders çalışmazsan tabii bunların bir kısmı iyi niyetle yapılır ama sonuçta fark etmez. Korkuyu bir sınıfta kalırsın. İşe gitmezsen işten atılırsın. Maaşını alamazsın. Şunu yapmazsan ve biz korkuyla güdülen bir toplum oluruz. Ben o yüzden korkuyu kim kullanırsa kullansın, iyi niyetle kullanmaya kalksa bile ben korkuyu kullanan kişiye affedersiniz iyi bakamıyorum. Çünkü ya o da o gruptadır. Yani iyimser diyeceğim ama saf bir iyimserlik için olan gruptadır. O yüzden korku yok edeceğiz. Evet içinde bulunduğumuz duruma şükredeceğiz. Ama daha iyi olmak için de gerekenleri yapacağız. Kendimize Çaba. değer vereceğiz. Sağlığımızı yükseltmemiz için ne gerekiyorsa pazarlık yapmayacağız. Çoğu insan pazarlık yapıyor. Şunu yaparsam böyle olur. Ben mini piyango bileti alacağım ama en büyük ikramiye bana çıkarsa mini piyango bileti alırım. Ya böyle bir şey var mı kardeşim ya? Hep bir Ben bu arabayı alırım ama koşullandırma ve hep bir beklenti. Evet. evet. Ben bu arabayı alırım ama kaza yapmazsa arabayı alırım. Bu evi alırım ama ya öyle bir şey yok. Ben yaşayacağım ama hastalanmasam yaşayayım. O zaman şimdiden öl. Yani o yüzden insanlara sağlıklı olma eğitimi verilmeli. Yani düşünce, duygu, beslenme ve davranış. Bu dört eğitim mutlaka verilmeli. Duygu, düşünce, beslenme ve davranış eğitimi. Bunları alırsa bir insan hem sağlıklı bir insan olur, hem sağlıklı yaşar, hem insan gibi yaşar, hem de hayatın değerini bilerek yaşar. Ama bunları bilmezse ne yapar biliyor musunuz? Hep pazarlık eder. Hep pazarlık eder. Hayatı pazarlıktır. Şunu şöyle yaparsam şöyle olur. Bunu böyle yaparsam böyle olur. Küçük hesaplar peşinde koşar. En son yazdığım kitap vardı. Sağlıktan Tekamüle. Herkesin o kitabı okumasını öneririm. Gerçi bir önceki kitabın devamı ama en azından onu okusunlar. Ondan sonra gerekirse diğerini okurlar.
Daha Genç, Daha Zengin, Daha Mutlu diye bir kitabım vardı. 2016 yılında yazdığım. Onu mutlaka okusunlar. O hayatın temelini anlatıyor. Daha sonra da Sağlıktan Tekamül kitabını okurlarsa onun temeli üzerine kurulmuş bilgilerle sağlıklı bir hayat yaşarlar ve ben de bundan son derece mutlu olurum. Evet. Hocam çok değerli paylaşımlardı. Tekrardan teşekkürler. İki kitap önerisi de çok çok iyi oldu. Bir yandan da paylaşmış olalım. Çok teşekkür ediyorum. Rica Tekrardan ederim. Ben teşekkür ederim. yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki yayında tekrar görüşene dek sağlık ve mutlulukla kalın. İyi akşamlar.